Arkadaşlar, hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Şimdi bir videoya başlatıyoruz. Dur, bu ayna kötü ayna, dur güzel aynaya geçelim hemen. Şimdi bir video başlatıyorum. Bu video şöyle bir video. Çok önceden hatırlar mısınız bilmiyorum. Ben bir yerde masaj yaptırmıştım. Graston tekniği, Ekrem Eşit diye bir hocayla masaj yaptırmıştım. Graston, hatta bayağı izlenmişti o video. Şimdi beni tekrardan çağırıyor. Biraz önce aradı. Kankam işte yakınsan gel dedi. Ben de yakınım dedim. O Şişli'de ben de Mecidiyeköy'de antrenman yapıyorum şu anda. Dedim antrenmandan sonrası için benim için çok iyi olur. O da işte teklif etti, gel masaj yapalım, video çekelim diye. Ben de tamam dedim. Antrenmandayım şu anda. Antrenmandan çıkıyoruz. Ekrem Hoca'nın yanına gidiyoruz. Ekrem Hoca bize güzel Graston masajı yapıyor ve çok daha fazlasını yapıyor. Bu Graston masajı ne işe yarayacak? Ekrem Hoca'dan çok daha fazlasını dinleriz. O bize detaylı detaylı anlatır. Ama ben size sadece şunu söyleyebilirim. Şimdi uzun süre kasa egzersiz yaptırdığımız için dolayısıyla kasın masajı ihtiyacı oluyor. Yani içinde biriken asiti atmak için, esnekliğini artırmak için, sakatlıkları engellemek için o masajı gerçekten ihtiyacı oluyor. Çok fazla bilimsel detaylara girmeyeceğim. Hem ben hem Ekrem Hoca'dan dinleyip videoyu boş boş doldurmayacağım. Ekrem Hoca daha detaylı bir şekilde uzun uzun anlatsın. Benden çok daha bilgisi vardır bu konuda. Ama sizin anlayabileceğiniz bir şekilde, basit bir şekilde özetlediğimi düşünüyorum. Bu şekilde ufak tekrardan bahsedeyim. Daha kolay hipertrofi olacak. Birkaç gün sonrasında daha fazla pump hissi yaşayacağım. Sonra kasım içindeki laktik asitin atmasını sağlayacak bu masaj bana. Hipertrofiyi destekleyecek. Sakatlanma ihtimalim varsa onu biraz geciktirecek veya sağlamlaştıracak. Yani kısacası birçok konuda bu masaj bana iyi gelecek. Buradan çıkıyoruz. Önce bir güzel bir antrenmanımı yapayım. Benim antrenmana daha yeni başladım. Aslında çok bir pump değilim. Buradan çıkıyoruz. Ekrem Hoca'nın yanına gidiyoruz. Ekrem Hoca daha detaylı anlatıyor. Masaj esnasını da çekeceğim. Hadi bakalım, ben antrenmana başlıyorum. Ben antrenmanımı yapayım, oradan sonra Ekrem Hoca'nın yanına gideceğiz. Siz bile merak ediyorsunuz, biraz da formumu göstereyim size. Birazdan gidiyoruz masaj yaptırmaya, Graston masaj yaptıracağız. Yani detaylarını Ekrem Hoca'dan dinleyeceğiz zaten. Bir sırtımı da çekmek istiyor musunuz size de? Let's go! Şampiyonlar! Hadi gidelim masaj yaptırmaya. Arkadaşlar, tişörtümüzü giydiği zaman omuz kısmınızdan, göğüs kısmınızdan sıkmıyorsa, karın kısmınızdan sıkıyorsa çok güzel bir duyguyu yaşamamışsınız demektir. Nasıl açıklayacağımı bilemedim. Çok güzel bir duyguyu yaşamamışsınız demektir. Bunu giydiniz ya, bak bunu giydiniz ya tişörtü. Bir kere şu kol böyle olacak. Bunu düzelttiğiniz zaman şöyle bu kolunuz bu şekilde olacak. Bak. Çok güzel duygular. Bir gün umarım hepiniz yaşarsınız. Dostlar, spordan çıktık. Üstümüzü değiştirdik. Parfümümüzü, deodorantımızı sıktık. Önemli. Bunlar önemli ve hiç utanılacak şeyler değil. Ayıp şeyler değil bunlar, gerekli şeyler. Şimdi saat 7'de, 7 için konuştuk Ekrem Hoca'yla ama saat şu an 6:20 ama benim karnım bayağı aç. O yüzden hızlı bir şekilde bir yemek yapıp Ekrem Hoca'nın yanına kaçmam lazım. Hemen gidelim bir yemek yiyelim. Şurada sağlıklı güzel bir şeyler yiyelim. Ondan sonra Ekrem Hoca'nın yanına... Şortumu bile değiştirmedim. Ya aslında değiştirmiştim. Antrenman sırasında çok ıslandığı için şortumu değiştirdim. Aa, maskemi takmadım biliyor musunuz AVM'den çıkarken. Neyse. Biraz ayıp ettik ve kendime ayıp ettim yani. Ve başka insanlara da, siz dikkat edin bunlara. Nerede yiyelim? Big Chef'te mi yiyelim? Midpoint'te mi yiyelim? Neyse, bir yerde yiyelim bakalım. Menüye bakalım birlikte. Dolu dolu kase. Bu kase de çok güzel aslında.
Pilavı lezzetlermiş. Şuradan bakalım. Köfteli. Köfteli mükemmel sıkıntı. Sıcak lezzetler. Şimdi bize fit bir şeyler lazım tabii ki de. Sanırım şunu da karar verdim ben. Rica etsem bundan istiyorum. Peki yanına böyle bir kaşık kadar pirinç pilavı koyabilir misiniz? Yok, pirinç pilavımız değil ki. Tamam, herhangi bir bulgur pilav, pirinç. Pirinç olarak yok, onu biliyorum. Patates püresi koyalım o zaman. Ekstra koyabiliyorum. Tamam, biraz da patates püresi olsun bunun yanında. O kadar. Bir de Cola Zero alayım. Tabii. Bonfile fajita, evet. Bir de Cola Zero. Cola Zero. Yanında da biraz patates püresi, evet. Teşekkürler. Dur bakalım. Tam yemeği bekliyorum diye video çekiyordum. Yemeğim geldi. Teşekkür ederim. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Bakalım nasıl bir şey gelmiş. Açıyoruz. Aynen. Bir kırmızı et ve bol sebzem var. Biraz da patates püresi biraz fazla gelmiş ama olsun, sıkıntı yok. Ve bayağı da bir soslarım var. Gördüğünüz gibi. Bu arada ben sigara kullanmıyorum. Bu benim değil. Garsonla az önce bir durum oldu, orada bıraktı. Ben sigara kullanmadığımı biliyorsunuz zaten ve asla sevmem sigara. Şunu söyleyecektim yemeğe başlamadan. Biraz önce küpe aldım kendime. Şu gördüğünüz küpeleri aldım. Ve bunlara 190 lira bayıldım. Neymiş efendim? Bir özel bir şeymiş de. Duştayken takabilirmişsin de. Hiç çıkartmayabilirmişsin de. Hiç zarar vermemiş de. Bir şeyler. Size nasıl, güzel mi? Şöyle. Yorum yapabilirsiniz, bir şeyler yapabilirsiniz küpelerim hakkında. Yemeğim de bu şekilde. Sosları da yiyeceğim. Yani bir yarışmaya hazırlanmıyorum. Herhangi bir özel bir durumum yok. O yüzden sosları da yiyeceğim. Patates püresini de hepsini yiyeceğim. Onları yiyeceğim. Ekmekleri bile yiyeceğim. Çünkü dediğim gibi herhangi bir yarışa hazırlanmıyorum. Formum zaten gayet iyi. Gerek yok. Kolamı da içiyorum. Cola Zero. Yemeğimizi yedik. Yeah, my boy. Şimdi gidiyoruz Ekrem Hoca'nın yanına. Ondan biraz bize masaj konusunda bilgi vermesini, bir de bana masaj yapmasını isteyeceğiz. Olmak harbiden üzdü. Her şans kapısının ardına sürgü. Çekildi yine de benim adına gül. Karnın açken şımarmak yanmış. Her akşam şeftin makarna var. Avunum aldı avunmak. Diyenler aş ister karıncadan. Balerin hayatı valilik yap. Ne ehliyet ne de tip var. Kimi günlerde olarak geç. Yatamazdım mecbur yani sınırdım. Egzozla tabi varsa. Geçmezdi yağmurlu günler. Beş lira peşinde beş kuruşluk adamlara peşkeş çektim gururla. Helaldi cebime giren gün sonunda. Gözümü açtım memleket. Yeni bir hatun her gece. Zamanla açtım bir dükkan. Zor duyunca içmemek. Yine durmadan düşünüyordum kendimde en güçlü yönümü. Lan trafik Adnan. Hoca bizi bekliyor. Ayağa kalk, ayağa kalk. Düşersen hep ayağa kalk. Ayağa kalk, ayağa kalk. Düşme Dilan, ayağa kalk. Evet, geldik, çok az kaldı. Video çekmek için arabamda müzik dinlemiyorum, fedakarlık yapıyorum. Gerçi ben bu videoları editlerken, çekerken inanılmaz fedakarlıklar yapıyorum. Siz hiç tanesinin farkında değilsiniz. Bir like atarken çok fazla düşünüyorsunuz ama ben uykusuz kalıyorum. Bir de bana sürekli yazıyorsunuz. Vlog çek, bizi vlogsuz bırakma, bizi vlogsuz bırakma. Siz de beni likesız bırakmayın. Önceden asla like istemezdim ama bu çok önemli olduğunu açıkladı bir arkadaşım bana. Dolayısıyla like dilencisi oldum ben de. Sizden like ve yorum dileniyorum. Ama gerçekten çok uğraşıyorum ya. Geçen gün mesela uykusuz bir şekilde sabah 5'e kadar video editlediğimi biliyorum ben. Hatta video editlerken o sırada uyuduğumu, tekrardan uyanıp videoyu birazcık geri alıp tekrar devam ettiğimi falan hatırlıyorum. Yani bayağı bir emek veriyorum. Siz de like, ya şu motorlara var ya, bir dokunsalar sonra bir de diyorlar ki yok haklıyım bilmem ne tribe giriyorlar. Bir gün bir tanesi değecek diye çok korkuyorum bana ya. Yanlışlıkla bir şey olacak. Şimdi şurası büyük ihtimal. Aynen öyle, burası. Arabamızı buraya park edelim. Hoca beni yalnız bırakmadı. Arabanı park edemezsin dedi. Ben geliyorum dedi. Selamlar dostlar. Kilo almışsın görmeyeli. Öyle mi diyoruz yani? Yeni mekanın burası. Aynen buradayız. Bakalım nasıl bir mekanım var.
Önemli olan mekan değil aslında bu. Değil mi? Önemli olan doktor değil mi? Önemli olan hocam. Gel buradayız. Burası mı? Aynen. Bak buradayız. Merhaba. Beni nerede döveceksin? Çok güzel olmuş. Teşekkürler. Burada mı yapacağız? Yukarıda yapacağız. Tamam, çıkalım o zaman yukarıda. Vallahi başarıların devamını diliyorum. Çok mutlu oldum seninle. Ben de seni gördüğüme tekrardan mutlu oldum. Hadi bakalım. Çıkın. Çok beğendim ama tasarımın mobilyaları. Işığı açık yere gitmek. Işığı açık yere. Şuraya da böyle bir... Reformer falan ha? Dur. Allah'ım. Şimdi hocam, bizim neredeyse bir sene önce böyle bir videomuz vardı. Evet, bir sene olmuş galiba artık. Aynen. Ama biz yine bir sene içinde de birbirimize ayıp soruyorduk. Hani ben ne kadar yanına gelmesem de ayıp soruyorduk. Bir sene önce beraber görüştük sık seninle. Aynen öyle. Muhabbetimizi kesmek tamamen. Aynen öyle. Kesemedim. Şimdi part 2 mi çekiyoruz? Ne dersiniz artık? Part 2 mi diyelim? Final mi diyelim? Final değildi. Evet. Şimdi hocam bana neler yapacağız? Çocuklara bilgi verelim. Bana neler yapacağız? Bilgiler verelim. Biz bugün neler yapacağız? Evet. Arkadaşlar biz bugün neler yapacağız? Bugün sırt bölgesine çalışacağız. Sırt bölgesi içerisinde kas gerginliklerini, hareket problemi yaşadığım bölgeler varsa oralara çalışacağız. İşte omuz gibi. Ondan sonrasında yine bilek kısımlarına. Hepsine bakacağız. Boyun hareketlerine bakacağız. Burada gergin olan kas gruplarını gevşeteceğiz. Yine aynı şekilde gergini nasıl tespit ettiğimize bakacağız. Yani kas kısalı testi yapacağız sana birkaç yerine. İşte pektoral, lat bölge. Bu bölgelere bakalım nasıl sayılarmış. Artık tamamen profesyonel sporcusun hayatımda. Yani profesyonel geçiş yaptım artık sanırım. Ufak evet, kütlesi 3 kat olmuş en son. Yani. Değil mi? Ve parçalıyım şu an çok daha. Daha da güzel olmuş. Çocuklar beni gerçekte görüyorlar. Diyorlar fotoğraflarla alakalı yok mu? Daha da biz. Büyük bir parçalıyım. Uygulamak için yapalım. Tamam. Graston yapalım. En çok merak edilen Graston aslında. Ama evet. Graston'un sürtünme olayı fasciyi ve kası gevşetiyor. Asıl olay burada tamamen doğru bölgelere uygulayabilmek, doğru noktalar yapabilmek tamamen. Ne de dediğim gibi trigger point yani kasın gergin olduğu noktaları kesinlikle yapmalıyız ve doğru yerlere yapmalıyız. Onu da bir videoda daha detaylı anlatacağım size. Aletlerimiz bunlar. Graston için. Hypervolt, vibrasyon etkisi, ne kas spazmı gevşetmek için. Alet desteği yapacağız, kullanacağız, aletlerin desteğini alacağız yine. O zaman başlıyoruz. Başlıyoruz. Soyun. Soyunabilirsin kardeşim. Yatıyorum. Tamam. Yat sırt üstü. Şimdi sırt üstü yatıyorum. Aynen sırt üstü yatıyoruz. Başlıyoruz. Evet. Evet, daha iyi sanki. Evet, buradan daha iyi. Evet. Hangi teknikle başlıyoruz hocam? Şimdi ilk başta kas gruplarına bakalım. Nasıl çıkartabilirsiniz? Geldim. Sağlam. Şimdi ne yapıyoruz? İşte pektoral kasa bakalım. Gergin mi değil mi? Var mı gerginlik? Az baş üzerinde. Hiçbir rahatsızlık istemiyorum. Evet, sağ taraf gergin. Kendini belli ediyor. Şurada başlıyor gerginlik. Hissediyor musun? Şuradaki gerginlik. O kadar alışmışım ki rahatsızlığa demek ki hissetmiyorum. Evet. Sağ tarafında fark var. Şurada başlıyor gerginlik. Devam ediyor. Aynı şey. Şurada yürüyorum bak ayağını. Şurada bak. Evet. İkisini serbest bırak sen şimdi. Şöyle de anlayabilirsin. Aynen. Bu daha aşağıda kalıyor. Evet. Biraz daha dik açılarda kalıyor. Bak bak. Evet. Sağ taraf geldi. Şimdi yüzüstü yaptım. Yaptım yüzüstü.
Serbest bıraktın. Güzel. Şöyle yakınlaş. Gel. Evet. Lavatör su kapı lakasın gergin mesela. Direkt elime geliyor, hissediyorum gerginliğini. Yine evet, çok da kötü değil yani. İlk burada var. Şurası. Siliyor musun bunun gerginliğini? Evet, siliyorum. Diğerlerine dokunuyorum. Daha gevşek, relax. Buna dokunduğunda bir sertlik var. Evet. Kırdama. Aynı şekilde. Sol tarafa bakalım. Evet. Sol taraf. Evet. Sağ tarafta yoktu mesela ama sol tarafta var. Evet. Sol tarafta trapez gerginliği daha fazla. Tıkır tıkır ediyor. Evet. Çocuklar duyabiliyorlar mı bilmiyorum ama tıkır tıkır ediyorum. Bunu duyamıyorlar bunlar. Evet. Ama benim ben hissediyorum. Ben hissediyorum. Sen de ben duyuyorsun bu sesi. Evet. Şimdi elektrospinal kas grubuna bakalım. Omurganın iki parmaklarındaki kas grubuna elektrospinal kaslar diyoruz arkadaşlar. Şimdi baktığımızda evet. Gergin. Antrenman yapmaktan, masaj yapmamaktan. Tabii ki antrenman sıklığından kaynaklı. Evet. Tamam. Geçebiliriz uygulamaları. Arkadaşlar, spazmlı bölgeleri bulduk. Şimdi biz ne yapıyoruz? Elektrospinal kas grubu üzerinde gergin noktalara vibrasyon etkisiyle gevşetmeye çalışıyoruz. Hypervolt cihazı vibrasyon etkisi yaratıyor. Bu kasları gevşetmek için güzel bir yöntem. Daha sonrasında Graston ve derin doku uygulamalarına geçeceğiz. Evet. Evet, omurga, elektrospinal kas grubu burası. Biz de uygulamayı tam olarak kaslara yapıyoruz. Omurga özüne denk gelmiyor. Öyle. Arkadaşlar, bu başlık elektrospinal kas grubu için omurganın iki yanına birden uygulayabilmek için yapıyoruz. Şöyle, omurga burada kaldı. Şu beyaz kısımlar omurga bakın. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Aynı şekilde dediğimiz gibi vibrasyon etkisiyle kas gruplarını gevşetiyor. Yani kası bir bütün olarak düşünmeyin. Kas lifleri var. Her kas lifi ayrı gibi ayrı ayrı çalıştığı gibi ayrı ayrı tutulabilir. Burada da ince ince çalışıyoruz. Yani ince işlekliği düşünebilirsin bu durumda. İyi hissetmeye başladım kendimi sanki biraz. Ben de. Yavaş yavaş geliyoruz. Geliyoruz arkadaşlar. Masajlar yani masajın terapinin artık ne söylersek tamamen keyfini çıkartıyorum. Çok fazla detaya takılmıyorum. Ben gözlerimi kapatıyorum ve keyfini çıkartıyorum. Sana çok güveniyorum. Gözlerimi kapatıyorum ve sana bırakıyorum. Sen gözlerini kapat abi bana bırak kendini. Bu işlemi neden benim için yapıyoruz hocam? Şimdi Graston uygulaması sürtünme yöntemi. En sevdiğim bu arada. Hayır, Graston yöntemi güzel bir yöntem. Graston uygulaması sürtünme yöntemiyle alanda kızarıklık ulaşıyor. Dolaşımı arttırıyor.
O kızarıklığı bir mikro travma aslında. Bu mikro travmayla da bir iyileşme mekanizması oluşturuyor. Kasın üzerinde fasya dediğimiz bir yapı var. Zar yapısı. Bu esnekliğini sağlıyor aynı zamanda. Bu fasyayı açıyor. Yani hem kası gevşediyor hem de fasya dokuyu gevşetiyor. İkisi bir arada olunca 10'da 10. Yani öyle düşünebilirsiniz bu durumu. Sadece derin doku masajıyla bunu açamıyoruz. Yani masaj yöntemiyle bu fasyayı gevşetemiyorsun tam anlamıyla. Ama Graston evet tam anlamıyla gevşetiyor. Hem kası hem de fasyayı gevşetiyor. Evet. Kapat. Evet arkadaşlar. Şimdi biz çeşitli gerginlik bölgelerini bulduk. Hyperbolt uygulamasını yaptık. Şimdi geldi Graston uygulamasına. Graston uygulaması nedir? Graston uygulaması alana mikro travma vererek iyileşme mekanizmasını çalıştırıyor. Graston uygulaması aynı zamanda dolaşımı arttırıyor bölgede, kanlanmayı arttırıyor. Hem kasları hem de fasya dediğimiz o zar yapısını gevşetiyor ve açıyor. Zar esnekliği sağlıyor. Kasın kaygan zemini diyebiliriz aslında. Kas yapısının, kas sistemini kaygan zemin diye adlandırabiliriz hatta. Kas gerildiği zaman o da etkileniyorsa eğer ikinci aşama olarak etkilenirse bu sefer hareket kısıtlığı daha da fazla artar. Kas spazmı daha da artar. Bunu hatta sporcular yani kaslar fasya gerildiği için kaslarını belirgin gösteremiyor. İşte kanatları kapalı kalıyor. En çok sporcularda belli oluyor. Daha çok kuruyunca kendini belli ediyor. Sen de çok denk gelmişsin de. İşte bir kanat daha küçük kalıyor. Evet. Bir kanat daha bombeli ve şişkin duruyor. Aslında da fasya yüzünden. Yani fasyadan kaynaklı oluyor. Biz şimdi bununla beraber hem dolaşımı arttıracağız, hem kası gevşeteceğiz, hem de fasya kısıtlıkları çözeceğiz. Kapattım. Hadi bakalım. Şimdi Graston uygulamasına başlıyoruz. Lombar bölge üzerinde elektrospinal kas grubuna başlayalım. Hafif bir baskı. Evet. Ben bakala geçmiş oldum. Dostluk kas grubuna. Çok güzel bir ağrı hissediyorum. Acı. Şuralar gergin, kıtır kıtır sesini duyuyorsun. Halk tabiri kulunç. Aslında bu kas lifinin tutulması. Trigger point diyoruz aslında biz bunlara. O kıtır kıtır sesler tutulan kas lifinden geliyor. Kulunç kırıyoruz burada arkadaşlar. Unutmayın. Bazen sorun da bu bıçakla ne yapıyorsunuz? Bıçağın sırtıyla arkadaşlar deliği yavaş yavaş açıyoruz biz burada. Bonfile. Tavuk pirzola. Ne istersen var ya. Yani. Sıraç pirzola. Sıraç pirzola. Bu değil de güzel açılmıştı. Hayır. Şimdi söyleyeyim mi? Evet. Güzel açalım diyorsun. Tabii güzel açalım. Yani hamur işleri güzel benim için. El emeği iyidir. Evet. Trapez bölgesine. Şöyle bu taraftan geldim. Göz bu taraftan göster biraz da. Gel bu açıdan göster. Arkadaşlar aslında yaşadığınız problemlerle alakalı aletler, edevatlar önemli değil. Yani asıl olay bence problemli bölgenin nerede olduğunu çözmek. Yani boynun ağrıyor mesela değil mi? Neydi? Yani illa boynun ağrında bu, tamamen bu bölgeye uygulama yapmak yerine neydi? Daha sonra skapul arkasında gerginlik olduğunu anladık. Ya da dedi ki sağ tarafında problem yok, sol tarafında problem varsa buraya daha fazla müdahale edelim gibi. Bu spesifik şeylerle bulunursa çok daha kaliteli işlem oluyor ve daha hızlı çözülüyor. Emin olun böyle. Yani bu işin asıl olayı problemli bölgeleri tespit etmek.
Evet. Şimdi otur. Otur da şimdi kardeşim. Mesela, şimdi yavaş yavaş eğildim. Eğilip, hazır. Şu an sağ trapezimin ağırlığını hissediyorum. Sağ trapez mi? Evet. Çektiğini hissediyorsun değil mi? Evet. Şurada. İlk koşun ne? Aynen orası. Şurası. Evet. Zaten dokunulma ile geliyor. İşte kasa hissettiğin zaman da gergin olan yer çekme hissini anlatıyor sana. Kas gerginse bunu hissetmeye kalktığında oradan bir İp gibi sanki bir çekiyorsun halatıda gerginlik oluşuyor. Onun gibi hissettiriyor burada. Aynen öyle. Aynen öyle. Şuradan da gösterebilirsin. Diğer taraftan da önlü. O bayağı can yakıyor. Biraz can yaktı. Az az yakıyorsun ama normalde. Arkadaşlar, latimus dorsiflexion'ın stretching'i için yapacağız bunu. Evet. Biraz daha uzattım. Güzel. Yakınlaş şimdi. Yakınlaş. Şu bölgeyi gösterelim. Nasıl gerginlik yarattığını esnedelim. Evet. Şöyle geliyor burası. Çekiyor. Evet. Evet. Bir diğerini gösterelim şimdi size. Evet. Böyle duruyoruz. Aynen. Elini ensene alıyorsun. Evet. Evet. Kolları birleştirelim, tamam mı? Güzel. Bakın arkadaşlar. Hop. Evet. Hop. 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 Güzel. Şimdi arkadan göstereyim bir de istersen. Elinden sınav. Şu senin profesyonel kameranın bu iPhone geçemiyor. Evet. Harbiden ha. Hop tamam. Tamam. Şimdi bir tane farklı şey yapacağız. Ver. Biraz elini uzat. Şunu uzat. Ver. Ver. Bunda daha güzel gözüktü. iPhone daha güzel. Evet. Evet. Ver. Şimdi dostlar, bu yaptığımız esnetmeler, tişört giydiğimizde hoşunuza giden o V görünümü veren kaslar, yani şu latissimus dorsi dediğimiz sırt kaslarını esnetmemiz için yaptığımız hareketler. Ve sırt kaslarında esnetiyor burada. Torakal, sırt ve boyun ağrılarında rahatlıkla bunlar. Bu uygulamalar aslında ağrılar, kas gerginliği, kas sıkıntıları, biraz hepsini çözmek için yapılacak uygulamalardır. Güzel. Sıradaki işlem. Evet. Sırada bir şey kalmadı. Sırada bir şey kalmadı ama ben bir şey rica edeceğim. Dinliyorum seni. Omuzlarımı biraz sonra kadar. Omuzlarına mı biraz? Ondan sonra gitsin. Hadi gel o zaman, gel sırt. Omuz benim için önemli biliyorsunuz. Ben de omuz, eşittir omuz. Sırt üstü. Oturayım mı sırt üstü yatayım? Sırt üstü yatıyorum. Hocam, hem masaj için, hem çay için, hem güzel sohbetin için, her şey için çok teşekkür ediyorum. Ellerine kollarına sağlık. Tekrardan görüşmek üzere. Tekrardan videolar çekeceğiz, uygulamalar yapacağız. Yine. Yaparız evet. Böylece böyle çalışacağız. Bundan sonra yine bizi görürler 3 hafta, 1-2 hafta bir uygulamalarda. Ekstra problemler olursa yine daha kısa sürede görüşebiliriz. Yani. Aynen öyle, tamamdır. Ama bir isteğim olursa bir telefon kadar uzağındayım diyorsun. Hayır, telefon. Hayır arkadaşlar, izleyenler için de bir telefon kadar yakınınızdayım çok... yani. Bence çok öğretici, güzel video oldu. Bence de. Daha da güzel videolar oluşabilir. Tamam. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi günler. O zaman videoyu sen kapat. De ki abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Evet, bizi ve beni takip etmeyi unutmayın. Like atın videoya. Like atın, bol etiketleyin bizi. Abone olun. Evet, abone olun, etiketleyin, takip edin bizi. Uygulamalarımızı görün. Merak edenler varsa bana sorabilir. Ne için yaptığımızı, neler yaptığımı merak edenler sorabilirler. Fiyat bilgisi alabilirler. Evet alabilirler, sorabilirler.
Yani, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sana da çok teşekkür ediyoruz videolarımızı çektiğin için. Rica ederim.